Merhaba arkadaşlar. Bugünü temizlik günü ilan ediyorum ve işe perdeleri yıkamaktan başlıyorum. Bir yerden başlamak gerekiyor. Perdelerimi neyle yıkıyorum? 40 derecede ışıl ışıl oluyorlar ve ütü gerektirmiyor. Bol bol çamaşır sodası kullanıyorum. Ariel beyazlar için ve bir tatlı kaşığı da normal karbonat atıyorum. Perdelerimi katlayarak makineye atıyorum. Ve bu bütün deterjanları, sodayı ve karbonatı deterjan haznesine değil de perdelerin üzerine döküyorum. Ve daha sonra makinemin perde ayarında 40 derecede 600 devirde yıkıyorum. Deviri şu an 800 gösteriyor fakat 600'e düşürüyorum bunu. Perdeler yıkanırken camlara başlıyorum. Camlarımda boya var, harç var. Pimapen çerçevelerinde de bunlar var. Bunları neyle siliyorum? Bir kaba su dolduruyorum. Yanıma bir cif alıyorum ve telliyorum. Camlarımı güzelce telledikten sonra 3 cam bezi kullanıyorum. Birincisiyle cifleri siliyorum. Cifleri aldırtıyorum. İkinci cam bezim de MFT diye bir cam bezi. Daha sonra bununla siliyorum nemli bir şekilde. En son cam bezimle de kuruluyorum. Koltuk denk geliyorsa camların altına eski bir masa örtüsü yaymakta ya da sofra bezi yaymakta fayda var. Koltuklarımız batmasın. Kullandığım cam bezleri bunlar. Bununla en son kuruluyorum. İz ve leke bırakmıyor. Diğer MFT cam bezimi de sadece sabunla yıkıyoruz bu bezi de. Başka hiçbir kimyasal ürün sürmüyoruz, kullanmıyoruz. Evet, en sonda camları kuruluyorum ve tertemiz oluyor. Bu işlemi diğer camlarımda da uyguluyorum. Camları hallettiysek geçiyoruz mutfak dolaplarını. Mutfak dolaplarını neyle siliyorum? Sirkeli bir temizlik ürünü aldım. Bunu ilk defa kullanacağım. Hep birlikte sonuca bakalım. Evet, bol miktarda mutfak kapaklarını sıkıyoruz. Mutfak dolabının kapaklarına sıkıp siliyoruz. Bunlar mutfak dolabının alt kısmı olduğu için bebeğim buralara erişebiliyor. Sürekli elleri oralarda geziniyor, emekliyor. O yüzden de bu şekilde sildikten sonra temiz bir bezle tekrardan duruluyorum. Bakalım lekeler çıkıyor mu? Evet. Lekeler çıktı arkadaşlar. Ama çok ağır bir şekilde sirke kokuyor bu ürün. Bilginiz olsun. Burayı daha önceden silmiştim. Dolabın alt kısmını silelim. Evet, ben beğendim. Sadece kokusu biraz ağır. Onu da camları açtığımız zaman kokusu kalmıyor zaten. İşlerimiz bittiğine göre makinemiz bitene kadar birer Nescafe içelim. Bu Hindiba Nescafe farmasinin ürünüdür. Almak isteyen olursa yoruma yazabilir. Yardımcı oluyorum. Afiyet olsun. Evet, tüllerimi astım. Makinem bitti. Gördüğünüz üzere arkadan ışık vurduğu için tam net belli oluyor mu? Şu şekilde yapalım. Evet, gördüğünüz gibi ışıl ışıl bembeyaz olmuşlar ve ben perdeleri ıslakken açıyorum. Ütülemeye de gerek kalmıyor. Bu şekilde kuruyor zaten. Evet, böyle daha net sanki. Evet, bembeyaz olmuşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler.